1915-1916 yılları 18 Mart günü. Bir zaferin ve de binbir acının yaşandığı o gün. Herkesin hatırına düştüğü vakit yutkunduğu, yüreğinin yandığı o gün, bugün. Türk milletinin karanlığı yıktığı ve umudu bir bir elleriyle çekip aldığı büyük tarih. Şüphesiz o gün gökte beliren kararlılıktı, yiğitlikti, özgürlüktü. En önemlisi de sayısız şehidin yüreğindeki umut zinciriydi. İtilaf devletleri, o binlerce ardı arkası kesilmez düşman. Neden korkmuyordu Türkler? Neydi bu kararlılık? Düşmanın bilmediği tek bir şey vardı. Her Türk yiğidi ruhunu döküp toprağa, canından nefesler verip yeni bir can yaratıyordu sanki. Bir bedende görünmeyen binbir askerin yüreği vardı ortada. Bir Türk askeri belki 5, belki 8, belki sonsuz askerin cesaretini yükleniyordu o an. Belki de. Tıpkı Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Dengeler giderek değişiyordu oysa. Savaş açlık getiriyor ve belki de nice özlemleri de beraberine sürüklüyordu. Peki ağır değil miydi bu şartlar? Neden durmuyordu bu millet? Neydi bu elinde olmayanı bile verme isteği? Cevabı özgürlüktü. Belki de bayrağın kızıllığı altında alınmıştı bu karar. Kararları karardı. Ne olursa olsun düşman Çanakkale'ye dokunmayacaktı. Çanakkale'ye dokunmak yasaktı. Uğruna can verilen bu topraklara düşmanın kirli ayakları değmemeliydi. Her şey zafer uğruna adanmıştı. Tüm canlar feda edilmişti bayrak uğruna. Yılmadılar. Durmaksızın tüm inançlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğine devam ettiler yola. Ve sonra şöyle dedi şair. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bir başkası da vardı ki yiğitlerin yiğidi Seyit Onbaşı'nın yiğitliği. Besmelesini çektiği zaman sırtlandı 215 kilo ağırlığındaki mermiyi. Iskalama şansı yoktu. Zor anlarda atılan bir imkansızlık imzasıydı adeta. Tüm inancı ve cesaretiyle sırtlandığı o mermiyi taşımıştı ustalıkla. İşte bu ne güzel vatandır, ne güzel zaferdir. Bu gurur ki unutulması imkansızdır. Tüm bu yiğitlerin, yitip giden tüm canların hakkı ödenmez oysa. Neticede Çanakkale onca zorluğa karşın bizimdi. Zafer Türk milletinindi. Gurur bu güzel yiğitlerindi şimdi. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yine bir 18 Mart gününde onları saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Fazıl Üstün Dağlarca'nın dediği gibi, öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez, haykırır tüm ulusun, Çanakkale geçilmez. Zaferimizin 106. yılı hepimize bir kez daha kutlu olsun.